Şimdi Bey Pazarında Nesrin Hanım'la beraber patates haşlaması yatağında, daha doğrusu patates püresi yatağında et sote yapıyoruz. Acaba malzemelerimiz neler Nesrin ablacığım? Malzemelerimizi hemen hazırlayalım. Bir soğanımız var. Patatesimizi önceden haşladık. Kekiğimiz var. Zeytinyağımız var. Tereyağımız. Yoğurdumuz, tuz, kuşbaşı etimiz, kaşar peynirimiz, salçamız var. Etimizden başlayalım. Tamam. Ocağımızı ısıttık. Tamam. Hemen etimizi atalım. Ben de bu arada kavrulmaya başlasın. Zeytinyağımızı döküyorum. Tabii. Şöyle bir miktar zeytinyağımızı tenceremize aldım. Zeytinyağımızı döktük. Etlerimizi hemen tavamıza alıyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Etlerimiz bir yandan kavrulsun. Biz de soğanımızla devam edelim. Soğanımızı doğrayalım. Şöyle bir güzel küp küp soğanlarımızı doğruyoruz. Etimizin, yoğurdumuzun o üstüne hazırlanacak salça sosu hazırlayalım. Sosumuzu hazırlayalım. Bir miktar zeytinyağımızı. Zeytinyağımızı koyalım. Salçamızı ilave edelim. Çok güzel bir yemek olacak bu. 2 yemek kaşığı salçamızı zeytinyağımızla buluşturduk. Birazcık tereyağı ekleyelim. Tamam. Daha lezzetli olması için. Oh. Şöyle bir güzel kavurmaya devam ediyoruz. Lezzetli olacak tabii ki, tereyağımızı da kattık şimdi. Aynen. Tereyağı zaten bütün yemeklere çok lezzet veriyor. İç Anadolu'da da zaten tereyağı olmazsa olmaz. Bu arada artık patateslerimizi ezebiliriz. Tamam. Patateslerimizi şöyle bir güzel ortadan ikiye böldük. 3 adet patates kullanıyoruz ama siz arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz tabii miktarını. Ailemize göre ezebiliriz. Kesinlikle arttırıp azaltabiliriz miktarları. Evet. Şimdi biz salçamız kavrulurken, içeride etlerimiz kavrulurken patateslerimizi bir güzel eziyoruz. Ben de kaşar peynirini böleyim mi? Tabii. Size ezerken ben de size yardım edeyim. Ben de patatesimizin içine ilave edeceğimiz kaşar peynirimizi şöyle dilimliyorum. Ve bu kaşar peynirimizi bir güzel rendeleyelim. Ben de biraz tereyağı eklemek istiyorum. Daha tamam, lezzetli olsun. Tabii patates püresine tereyağı gerçekten çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Patates püresine tereyağı ve kaşar peynir. Yani. Şimdi ben de o zaman kaşarımızı rendeleyeyim. Hemen patates püremizin içine ilave edelim. Harika. Kaşarlarımızı rendeledik. Şöyle içine atıyoruz. Evet. Koydum. Harika oldu. Çok güzel oldu. Ağzınıza hemen layık. Ben vallahi bu yemeği yemek için sabırsızlanıyorum. Salça sosumuz kavruldu. Bir yandan etimiz de geldi. Etimiz de çok güzel kavruldu. Etimizin kokusu buraya kadar geldi. Hemen şöyle etimizi alıyoruz ocağımızın üstüne. Of of of. Bakar mısınız güzelliğe? Şimdi devam ediyoruz. Soğanlarımızı ilave edelim. Tamam. Soğanlarımızla beraber de biraz kavuralım. Oh, mis gibi oldu gerçekten. Harika bir lezzet. Patates püresiyle et kavurma. Mükemmel olacak gerçekten. Etimiz çok güzel kavruluyor. Soğanlar mükemmel görünüyor gerçekten. Lokum gibi denir ya. Tam da o kıvama geldi etlerimiz. Artık servis edebiliriz. Sunuma başlayalım. Tamam. Sıcak patates ve ezdiğimiz kaşarlarımız. Sıcacık yatağını hazırlıyoruz. Çok güzel görünüyor. Patates püresi, kaşarlarımız çok güzel içinde eridi. Tereyağımız özdeşleşti. Şöyle harika bir bakın yatak hazırlıyoruz. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Etimizi koyalım. Oh. Vay misler vay gibi. Vay vay. Etimizi de üstüne. Oo, çok güzel oldu bu yemek ama. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şu anda tarihi Osmanlı Mektebi Taş Mektep'teyiz. Burası Beypazarı'nın tam merkezinde bulunuyor. 5 ile 10 yaş arasındaki öğrenciler 18. 19. yüzyılda burada okuma yazmayı öğrenirlermiş. Okula gelirlermiş. İşte o okulda bugün yöresel lezzetlerin yapıldığı bir restoran. Böyle yoğurdumuzu gezdiriyoruz.
Aman Allah'ım, harika bir kebap. İşte karşınızda patates püreli, salçalı yoğurtlu et kavurma. Bu da kekiği hemen şöyle üstüne ben ilave ediyorum. Tabii, nane kekik karışımı. Aman Allah'ım. Müthiş. Afiyet olsun. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle bakar mısınız? Yoğurdundan, patatesinden, etinden. Afiyet, çok lezzetli. Afiyet olsun. Et zaten o kadar güzel ki. Patates o kadar lezzetli ki. Müthiş. Sevgimizi de kattık. Kesinlikle. Zaten en büyük lezzeti oradan geliyor. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Geleceğiz. Yine geleceğiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Biz yapmak isteyenler için bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz ve yepyeni tariflerle programımıza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.